Bitcoin grafiğinde belirlediğimiz şablonda gördüğünüz gibi 48.500 bölgesini önemsemiştik. 48.500 bölgesinin üzerinde çıkış yapıp kalıcı kapanışlar olmadığı sürece bu bölgede yani 44.500 ve 48.500 arasındaki yataylık devam edebilir demiştik. Yukarı bir tepkisel hareket geldikten sonra tekrar 44.500 bölgesine yaklaşan bir düzeltme oldu ve bu durumdan sonra da tekrar şu 48.500 üzerine doğru bir tepkisel hareket yapmak üzere olan bir Bitcoin izliyoruz. 48.500 üzerindeki kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı hareketlerin devamı gelerek buradaki en önemli direnç noktası olan 52.500 bölgesine kadar bir yükseliş yapma ihtimalini meydana getirebilir. Fakat burada yukarı hareketlerin devamı için 53.000 bölgesine geçiş yapıp üzerinde kalıcı kapanışlar yapmadığı sürece tekrar geri çekilmeler meydana geleceği için bu bölgeyi 53.000 bölgesini mutlak surette geçmesi gereken bir şablon durumunu oluşturmuş oluyor artık. Yani burada 48.500 bölgesinde kalıcı kapanışlar yaptıktan sonra artık 53.000 bölgesinin de üzerinde kalıcı kapanışlar yapmadığı sürece geri çekilmenin bu sefer daha sert olarak 44.500'ün tutmama ihtimalini meydana getiren bir durum oluşturabilir. Veya 48.500'ü artık geçemeyip burada hacimli bir şekilde 48.500'ü geçip üzerinde kalıcı kapanışları da yapamadığı sürece artık geri çekilmelerde 44.500 bölgesi tutmayarak burada yapmış olduğu dip bölgeyi tekrar çift dip için deneme ihtimali yani 41.900 bölgesine düşme ihtimali oluşturabilir. Bu şekilde oluşumdan sonra da aşağıya düzeltmenin boyutu derinleşirse 37.000 bölgesine kadar olan sürecin başlama ihtimalini meydana getiren bir şablon durumu oluşturabilir. O yüzden artık burada Bitcoin'deki durumda mutlak surette 48.500 üzerine çıkış yapması gereken bir şablon durumunu oluşturması gereken kısa bir süre içerisinde bunu tamamlaması gerekiyor. Bu şablon oluşmadığı sürece geri çekilmeyi meydana getiren bir şablon durumu oluşturabilir. Ethereum'da 3700 bölgesinin üzerine geçiş yapıp kapanışlar yapması gerekiyor demiştik. O bölgenin üzerine geçiş yapamadığı için gördüğünüz gibi tekrar geri çekilmelerde destek bölgesi olan 3520 bölgesine tekrar bir düzeltme gelmiş ve o bölgede üzerine tekrar tepkisel hareketler yaparak 3700 üzerine çıkmaya çalışıyor. 3700 üzerine çıkış yapıp bu kapanışları sağlayabilirse 4000 ve daha yukarıdaki hedeflerine doğru gitme durumu meydana getirebilir. Fakat artık 3700 üzerine çıkış yapıp bu kapanışları yapamadığı sürece 3520 bölgesindeki destek noktası ve kesin stop noktamızın altına düşüş yapacağı için düzeltmenin boyutu derinleşebilir. O yüzden bu bölgedeki kesin stop noktamız olan 3520 bölgesini mutlak suretle kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü yarı yarıya stop bölgesinin altında kaldığı sürece ve kesin stop noktasına yakın hareket ettiği sürece tehlikeli süreçlerin başlama ihtimalini oluşturabilir. Bu durumdan kurtulması için 3700 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yaparak buradaki 4050 bölgesine kadar olan direnç noktasını test edip bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Bunu yapamadığı sürece geri çekilmelerin boyutu aşağıya doğru derinleşme ihtimalini çoğaltabilir. Ripple destek bölgesi olan 0.79 bölgesine tekrar bir geri çekilme yaşamış ve o bölgede tutunmaya çalışıyor. Yani yarı yarıya stop bölgemize destek bölgesi olarak test etmiş ve o bölgede tutunmaya çalışan bir görüntüde. Tekrar bu bölgeden vereceği tepkisel hareketlerden sonra direnç noktası olan 0.86 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Bu kalıcı kapanışları yapamadığı sürece tehlikeli durumlar meydana getirebileceği için yarı yarıya stop noktamız olan 0.79 altına sarktığı zaman bu durumu değerlendirmemiz gerekir veya daha aşağıdaki 0.71.60 bölgesinde de kesin stop bölgemizi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü düzeltme kanal bölgesi alt bölgedeki dip noktaya çift dip için gitme ihtimali oluşturabileceğinden dolayı buradaki stop noktalarımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Buradan vereceği tepkisel hareketlerden sonra 0.86 bölgesinin üzerindeki kapanışlardan sonra buradaki 0.95 bölgesi ve en önemli direnç noktası olan 1.05 bölgesini test etme ihtimali oluşturabilir. Fakat bu bölgelerin üzerine çıkıp da kalıcı kapanışlar
otobüsleri sağlayamadığı sürece yukarıdaki 1.35 bölgesindeki hedefine gitme durumunu meydana getirmez. Tekrar geri çekilmelerde de daha aşağıya olan derin düzeltme durumunu oluşturabilir. O yüzden buradaki 1.05 bölgesini hacimli bir şekilde kırılması ve yukarı hareketlerin devamını oluşturması için orada hacimsel durumu takip etmemiz gerekiyor. CXP grafiğindeki 1.45 bölgesindeki destek noktasında tutunduktan sonra tepkisel bir hareket başlatarak en önemli direnç noktası olan 1.83 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayarak en yukarıdaki direnç noktası olan 2.25 bölgesine kadar bir yükseliş ihtimali meydana getirmiş ve o bölgede geçiş yapabilirse 2.45 hedefini gerçekleştirmiş olur. 2.45 üzerine çıkışlarda da daha yukarıdaki kanal bölgesinin üst bölgesine doğru yükselişlerini devam etme ihtimalini oluşturabilir bir şablon durum meydana gelmiş. Tabii bu bölgeden sonra tekrar geri çekilmelerde birinci destek noktamız olarak 1.93 bölgesini takip edeceğiz. Daha sonra yarı yarıya stop noktası olan 1.80 bölgesi ve en alt bölgedeki dip noktamız olan 1.45 bölgesinde halen daha kesin stop bölgesi olarak takip etmeye devam edeceğiz. Bu durumdan sonra 2.45 üzerindeki kalıcı kapanışları sağlayıp hacimsel bir durumla yukarı kırılmayı meydana getirebilse yukarıdaki yapmış olduğu zirveyi test etme ihtimali, yani üçlü bölgeyi test etme ihtimalini oluşturabilir. Zilcoin'de de gördüğünüz gibi tepkisel bir harekette en önemli direnç noktasına yaklaşan bir durum sergilemiş. Yani 0.85 bölgesine yaklaşan bir durum sergilemiş. Oradan tekrar destek bölgesine gelmiş, geri çekilmiş. 0.7 bölgesi. Bu bölgede tutunmayı sağlamış gözüküyor. Bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece tekrar 0.8 bölgesine tekrar hareketlenebilir ve o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları da sağlayabilirse 0.95 bölgesine bir hareketlenme ve buradaki 0.1 bölgemizi test etme ihtimalini oluşturabilir. Buradaki tutunmalardaki en önemli destek noktası tabii ki 0.65 bölgesi olacak. 0.65 bölgesinin altında düşüş olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını oluşturabilir ve birli bölgeyi test etme ihtimalini çoğaltabilir. Birli bölgeyi test ettikten sonra veya o bölgede hacimsel durum meydana gelerek yukarı hareketlerin devamı oluşursa yukarıda yapmış olduğu zirve bölgesine kadar, yani 1.12 bölgesine kadar hareketlenmeyi meydana getirebilir. Dogecoin'de oluşturduğumuz destek noktası 0.16 bölgesinde tutunmayı devam ettirmiş gözüküyor ve o bölgeden sonra da en alt bölgedeki 0.15 bölgesi kesin stop noktası olarak belirledik. Çünkü kanal boyutu aşağıda 0.1 bölgesine kadar devam etmekte. O yüzden buradaki 0.16 ve 0.15 bölgelerini önemseyerek destek noktası olarak kesin stop noktası olarak devam ediyoruz. Buradan sonra yukarı hareketlerin tekrar tepkisel hareketler oluşturarak burada en önemli direnç noktası olan 0.18 bölgesi ve daha sonra 0.19 bölgesi, en önemli direnç noktası olarak da gördüğünüz gibi şu bölgedeki 0.20 bölgesi var. 0.20 bölgesine kadar olan hareketleri dip noktadan tepkisel hareketli olarak değerlendirebiliriz. 0.20 üzerinde kalış yaparak bu bölgenin üzerinde hacimsel durumlar meydana gelebilirse o zaman yukarıda yapmış olduğu zirve bölgesi olan 0.30 bölgesine kadar bir hareketlenme oluşturabilir. Bu bölgenin üzerindeki hareketler hacimsel durum teşkil etmediği sürece yukarı hareketlerin tepkisel boyutu çoğalmadan geri çekilmelerde tekrar yaşanabilir. Fakat bu bölgede tutunduktan sonra hacimsel durum yükselebilirse yukarı hareketlerin devamını oluşturma ihtimali meydana gelebilir.